İkisi bir arada Black Mirror'ı seyrediyorsun ve lanet olası şu arkadaşınla konuşmak yerine elinde cep telefonuyla devamlı oynamaktan hafif hafif vazgeçiyorsun. Yani onların kurduğu distopya, yani orada kurulan şeyin bir hikaye olduğunu unutuyoruz biz. O bir hikaye. Bir şey için yapılıyor. Yani bir gelecek için bir sigorta sağlamalıyım ben. Bir kurayım, bu dünya böyle giderse nereye gelecek ki göstereyim ben. Bu gösterdiğim şeyden etkilensinler ve dünya artık o hale gelmesin. Tıpkı şunun gibi, kehanetler gibi. Kehanetler konusunda fazla fantastik şeyler var. Ama felsefi olarak düşünecek olursak, bir kahin size kaderinizi, geleceğinizi söylediği anda felsefi olarak şöyle bir şey daha oluyor. Artık o gelecek gerçekleşmeyecek. Çünkü söylendi. Söylenmeden önce önlem sadece olacağız. Kendisi bilseydi aklında, belki sen o kadere doğru ilerleyecektin. Ama bir kere kehanet söylendiği anda artık gerçekleşemez prensip olarak. Çünkü tıpkı hani bir kelebeğin kanadının oynaması neleri değiştiriyor, bir Butterfly Effect filminde de vardı. Yani bugün geçmişe gidecek olsak ve bir kelebeğin yanından geçerken onun uçuşunu değiştirsek gelecekte belki bir çocuk doğmayacak. Değil mi? Aynı bunun gibi kehanetin de söylenmesi halinde gerçekleşme ihtimali azalıveriyor. Ya da en azından söylendiği gibi gerçekleşmiyor. Bu, hepsine bir kehanet gözüyle bakabiliriz. Distopik ve ütopik hikayeleri. Dolayısıyla Black Mirror aslında kendi kurduğu dünyanın gerçekleşmemesine yardımcı oluyor. Uyarı gibi. Evet. Hatta.